Her şey dahil. Fashion 2013'ten herkese günaydınlar efendim. Bu hafta Fashion Week biliyorsun. Bu hafta Fashion Haftası. Fashion Haftası bizim şeyimizde de stüdyomuzda da fashion esecek. Gerçekten. Bugün konuğumuz biliyorsunuz sevgili Cengiz Abazoğlu. Efendim onun çok güzel kıyafetlerinden gittim bizzat kendim seçtim giyindim böyle onun için. O böyle beğensin etsin diye çok seviyorum. Harikasın. Daha sonra bizimle birlikte stüdyoda olacak. Aynı zamanda bugün... Bugün neler yok ki? Bugün neler yok? Bak, ki. Bugün magazin var. Magazin masamızda konuğumuz var. Buket Derelioğlu var. Derelioğlu mu? Buket öldürür bak atlar oradan. Derelioğlu, Derelioğlu. Buket Derelioğlu atlayacak oradan üstüme atlayacak. Buket Derelioğlu var. Efendim aynen. Bugün astroloji var programımızda. Efendim bugün ben bir yokum, de moda konuşacağız aynı zamanda. İlişkiler konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız. Bugün çok konuğumuz ne var. Ne yaptın hafta sonu? Dolu. Ne yapayım hafta sonu olanlarla kudurduk yani. Hafta sonu zaten Show TV ekranlarında sürekli izledik ya. Ne? Uzayı sürekli izledik. Uzayı değil mi? Allah nazarlardan saklasın. Amin amin oh, inşallah. Canım benim. Çok güzel cuma günü muhteşem bir program yapmıştık Emre Altı ile. İnşallah haftaya da öyle başlayıp cumaya kadar böyle gideceğiz. Böylece ne devam ederiz böyle inşallah. Böyle acayip gidecek. Ama böyle şimdi acayip. Bir bakalım acaba bugün programımızda neler var. Siz de şöyle güzelce bir izleyin arkanıza yaslanın sonra magazin masasıyla devam edeceğiz. Buyurun. Buyurun bakın neymiş. Pardon buyurun. Buyurun buraya buyurun. Abi. Yakışıklı oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında şok iddia. Set işçisine kılıçla mı saldırdı? Ekranda izledikleri insanla... Annesinin bir sözü yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son tutkusundan nasıl vazgeçirdi? Ece Erken'in romantik Kasım planı ne? Ya inkar etme de olmadı ki, bir açıklama yapılmadı ki bugüne kadar. 32 kısım tekmeli birden gelse de korkmuyorum. Ebru Şallı son görüntüsüyle nasıl şoke etti? Güzel sonucunun yüzü neden davul gibi şişti? Magazin dünyasından son gelişmeler. Tüm ayrıntılarıyla birazdan canlı yayında her şey dahilde. Buket Derelioğlu'ndan aşk hayatıyla ilgili şoke eden açıklama. Huzurumu bozmadan aldatabilir. Biri sen, biri ben. İki damla yaş attı gözlerimden. Güzel oyuncu bu açıklamayı neden yaptı? Kendisine yönelik tepkilere ne yanıt verecek? Gitti bizden. Olay kadın Buket Derelioğlu birazdan canlı yayında her şey dahilde. Ama şimdi bazen yanlış da anlaşılmalar olabiliyor. Evet, belki farklı bir şeyden bahsetti. Gerçekten ne demek istemiş onu öğrenmek istiyoruz. Evet onu öğrenmek istiyoruz. Ama sadece bunun için değil tabii ki magazin masamızın bugün şenlendirsin o güzelliğiyle ve enerjisiyle diye sevgili Buket Derelioğlu'nu davet ediyoruz tamam. Alkışlarınızla. Çok güzel vallahi çıkarım deniyormuş değil mi? Kaç yaşında oldu çocuk? 8,5. 8,5 yaşındaydı çocuk annesi. Fıstık. Buketleri olsun. Nasılsın? 8,5 yaşında 10 çocuk daha yapardım vallahi işte eğer yani imkanım ve zamanım el verseydi. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir şey. Çok güzel. Daha dur canım yapabilirsin belki daha dur. Sıra sende artık kısmet. Seni bekliyoruz. Kısmet. Ya, bu işler sırayla değil parayla değil kısmet tamamen kısmet işleri yani. Peki hemen geçelim masamıza. Geçelim hadi, sohbete tamam. Başlayalım. Hem hemen konularımıza alalım. Bakalım. Seyhan'ın yanına seni. Buket'in demeçleriyle ilgili de konuşacağız. Film dönmüyor bu sabah sanırım kızımadım. Günaydın. Ay çok güzeldi görüntü ekrandan sevgili baktım. Sevgi Umay'ız biz. Evet, ekrandan Allah. Baktım günaydın. Seyhan'cığım nasılsın hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu eve geldiler bir ara çilingirle. Anneannem geldi özellikle. Artık benden ümidi kesmişler. Uyuyorum ben kendimde hep değilim. Uyudun. Evet akşamın 6'sı artık arkadaşlar anneannemi falan aramışlar. O bir baktım karşımda anneannem diyor ki böyle bakıyor bana.
Ne oldu sana? Söyle, doğruyu söyle. Yavrum, Çilingir niye geldi ya? Çilingirle açmışlar kapıyı işte. Anahtar yok o kadar. Hayır, uykum ağır değil. Çok hafiftir ama uykusuzluktan demek. Erken kalkmaya alışkın değilim ben. Ben alıştım biliyor musun? İlkokuldan beri böyleyim. Yani çok erken de yatsam erken kalkmak bana göre değil. Ben de 10 dedim, 10.30 dedim yatıyorum. Gerekirse 11 saat, 10 saat uyuyorum ama mutlu kalkıyorum yani. Ama sen seversin uyku. Çok seviyorum. Ama şeyden dolayı çok mutluyum. Sevgili Simge Fıstıkoğlu açıkladı geçtiğimiz akşam Okan Bayülgen'in programında. 2.30'da uyanıyorum dedi. O gün bugündür iyiyim. Evet değil mi? Evet, bu hafta iyi geçecek. Ama kız sabah 7'de başlıyor yine. 6.30. Evet. Bu hafta bir yıl geçecek. Evet. Hemen konularımıza girin. Evet, güzel bir haberimizle başlayabiliriz. Hangisi? Zeynep Beşerler. Ay hadi hayırlı. Evlendi. Evet. Evet, Bodrum'da. Ben hemen anlatmaya başlayayım isterseniz. Hadi bakalım. Oyuncu Zeynep Beşerler sevgilisi Emir İçgören'le Bodrum'da nikah masasına oturdu. Önceki gün cumartesi gecesi. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Göl Türkbükü Belediye Başkanı kıymış Zeynep Beşerler ve eşinin nikahını. Düğünde Selçuk Yöntem var. Çağla Kubat, Özlem Çınar, Olgun Şimşek gibi ünlü isimler katılmışlar. Bodrum'a gitmişler. Yalnız bırakmamışlar. Aynı şey, evet, Selçuk abi, Selçuk Yöntem de Zeynep Hanım'ın nikah şahidi olmuş. Çok güzel görüntüler var. Böyle bak, gelin kıraathanesi yazılan yerde Zeynep Hanım'ın hazırlandığı oda. Evet, böyle çok, çok güzel, güzel enerjisi bu. Ay bu arada benim nikahımda üçünüz de vardınız. Evet. Ay, evet. Benim nikahım diyor evet, şu evet. Anda. Hiç unutmuyorum. Tekneyle, tekneyle gelmişlerdi evet, Müjdat ya. Gezen'in teknesiyle. Boğulmadan geldik. Bir şey diyeceğim, evet. Gelinlik giymemiş mi sanki? Yok yok, gelinlik var. Gelinlik. Bak şimdi bunlar daha önceki görüntüler. Bu görüntüler Kına'dan. Kına falan bunlar ya. Bunlar Kına'nın görüntüleri. İşte nikah masasından görüntü. Evet. Evet, Zeynep Beşerler sevgilisi Emir İçgören'le Bodrum Göltürkbükü'nde nikah masasına oturdu. Selçuk Yöntem nikah şahidi, Zeynep Hanım'ın nikah şahidi. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. İnşallah bir yastıkta kocatsın. İnşallah. Yine Zeynep Beşerler'den sonra bir başka evlilik haberi var. Anladın kim? Alalım dedim. Ha, alalım, özür dilerim. Haberi alalım. Sensin magazinmasız. Ben normal anladım deyince. Evlilik haberi derken evliliğe giden bir... Evliliğe giden bir ilişki var. Ha, biliyorum, biliyorum. Evet, Ece Erken tweet atmış. Son 26. Son 26 yazmış. Yanında bir küçük kalp koymuş Akın Altan'la birlikte. Ciddi ciddi nikah masasına oturacaklar ben herhalde. Geçtiğimiz hafta Akın zaten hep Nişantaşı'nda. Bizim kafenin de müdavimlerindendir kendisi. Her sabah kahvaltıya gelir. Saygılar Akın abi. Saygılar ki Akın. Dur bu saatte. Akan'a sordum, damat ne zaman dedim düğün? Hı. Dedi ki 2 ay içinde olacak dedi. 2 ay içinde işte Kasım. Ama 2 ay içinde olacak dedi, geçen haftaydı. Evet, işte Kasım'ın sonuna Kasım doğru. Kasım sonu gibi falan herhalde bekliyoruz. Kasım 26'sı işte. 26 Kasım'da evleniyorlar. Hadi bakalım. Öyle herhalde, ne bileyim, öyle demişti. Bana ne bakın. Kesinlikle. Bak tweet şu anda ekranda. Evet. Evet, Kasım'da aşk başkadır. Son 26. Hadi hayırlı olsun. İnşallah darısı bütün isteyenlerin başına. Onlarınki de uzun ömürlü olur inşallah. Hı. Bir şey yok. Yorumunuz var mı? Yok. Hayır. Hayır. Çünkü Alican eli yiyor, ona bakıyorum yemin ederim. Hayır, elimi yiyorum. Elini yani, yiyorsun sen. Çünkü her evlilik haberi benim evet, Allah için. Allah'ın hani burada herkes güzel tabii ama her evlilik haberinde biraz da kendimi boş bir insan ya gibi. Ben de evet, onu soruyorum. Öyle düşünmesin. Hayır, şu anda hiç kendini çalıştığın için de hissetme. Hissedemezsin Buket yani. Hayır, bir dakika yani. Neden terkinde buluyorsun? Sonra... Evlensin artık, kaç yaşında oldu? Terkinde bulunuyoruz. Evlenir canım, işimizi yapalım sonra evlenir. Ha, o bana hamile kalma diyor ama. Evlensin hamile kalmayacağım. Sonra gene mi? Üçüncü gelecek mi? Üçüncü gelecek mi? İnşallah kız olur. Evet. Yok ya, dur çalışıyoruz şimdi. Bismillah dur. Çağla Şikel'e benzeyen bir kız ay, olduğunu hayal edemiyorum. Dur şimdi kız çalışıyor, öyle şey söyleme. Dur bir dakika dur, öyle şey söyleme abi. Bu hamile olunca ben çalışamıyorum. Kalamaz. Funda Arar son dakikaya kadar sahnedeydi. Benim Çağlan ben da. Ben de valla doğuyu en son evet, aile boyunda evet, doğurmak evet, üzereydim yani. Ya 8, belli değildi pek ama yine de doğurdu. Evet, az sonra suyum geliyordu yani. Biraz inşallah bir tane de kız olur. Muhteşem olursun. Hayırlısı canım. İnşallah. Gene dönüp dolaşın. Maşallah. Benim amirlerime gelin. Şimdi Buket Dereoğlu'nun açıklamasına gelelim. Evet, hakikaten. Buradayım. Ben röportajı dinlerken daha doğrusu okurken. İnanamadın mı gözlerine? Ben inanamadım. Tüylerim tiken bir de şöyle oldu. Bir seçenek vardı. Hani haberim olarak aldatsın seçeneği vardı. Ben onu seçmedim. Dur bakalım bir izleyelim. Hadi bakalım. İzleyelim. Buket Dereoğlu neler demiş. Haydi bakalım.
Türkiye, Buket Dereoğlu'nun şoke eden açıklamasını tartışıyor. Huzurumu bozmadan aldatsın. Güzel oyuncu Buket Dereoğlu, özel hayatına dair öyle açıklamalar yaptı ki bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Biri sen, biri ben, iki damla yaş attı gözlerimden. Bugüne kadar bir evlilik yapan ve Can adında 8 yaşında bir oğlu olan Buket Dereoğlu, 3-4 kez daha evlenebilirim dedikten sonra bakın hangi tartışma yaratacak açıklamaları yaptı. Ben bir adamı kendime aşık edip ömür boyu bana amade kalacaksın, başkasına bakmayacaksın diyemem. İnsanları boğmamak lazım. Hayatımdaki adam başka birine aşık olduysa ve benim düzenimi bozmuyorsa kendi duygularını yaşayabilir. İnsanların düşüncelerine sahip olamıyoruz. Bedenine mi olacağız? Herkes tek eşli olmak ister ama ne yaparsanız yapın olmuyor. Dünyanın en güzel kadını bile aldatılıyor. Huzurumu bozmadan aldatsın. Şimdi tekrar stüdyoya dönüyoruz. Bakalım bu şok çıkışla ilgili Buket Dereoğlu canlı yayında hangi açıklamaları yapacak? Herkesin bakış açısı farklı. Ben yani aslında söylediği şeylerde hiçbir mantıksızlık göremiyorum. Tek düşündüğüm nokta, şimdi kendimi senin gibi düşünmeye zorladım. Bir zorladım, iki zorladım, üç zorladım. Şu sonuca geldim. Sevdiğim bir adamsa, hali hazırda aşık olduğum bir adamsa, benim huzurumu kaçırmayacağını bile bilsem, onun bir başka kadınla olduğunu düşünmek yeterince benim huzurumu kaçırmaz mı? Peki sence mesela... Sana hiçbir şey fark ettirmeden. Ha, hiçbir şey fark etmedi. Hayatını. Ama hani sen bir şekilde şu... sevdiği ve istediği bir aşkı ya da atıyorum 20 sene 30 sene geçmiş hayatınızda, belli bir süre geçmiş. Zaten bunlar, bütün bu söylenenler hani bir ömre yayılan bir şey. Yani hayatımızda bir senelik, iki senelik, üç senelik, hele ki hali hazırda şu andaki evlilikler çok kısa ömürlü oluyor. Evet. Hiçbir zaman çocuk da olsa hiçbir zaman sonunu hani göremiyoruz artık evliliklerini. Eskiden annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin evet. yaşadıkları aile kavramı bugün yok. Evet. O sebeple baktığım zaman ben şimdi bakıyorsun tamam her şeyde herkes internet, çevre, sosyal hayat, bizim işlerimiz. Başka bize benzeyen, daha şartları farklı olan, aile yaşantısına uymayan çok meslek var. Yani kaldırmayan. Yani sen huzurum bozmasın derken dolayısıyla aslında haberim bunlar, olmasın diyorsun. Haberim olmasın. Elbette. Yoksa ben de, yani onun benim huzurumu bozmayabilir. Ben onun huzurunu bozabilirim tabii. O ayrı konu ama... Ama elbette ki hiçbirimiz, ben de tek eşli, yani ki beni de iyi tanıyorsun, çok eski arkadaşız. Hı-hı. Bakış açımı biliyorsun. Biliyorum. Ama bu böyle bir konuşma sırasındaki bir anlatımın içerisinde bir şeydi. Tabii yani canım, elbette ki bu bir anda sivri alınabiliyor, görülebiliyor ama ben evet böyle düşünüyorum, artık böyle düşünüyorum. 40 yaşında böyle düşünebiliyorum. Yani hı-hı. çünkü ben... Hayatımı yani o pembe bulutlar içerisinde işte asla aldatmayacak, ben sadece bana bakacak, benden başka kimsenin olmayacak bir adam artık düşünemiyorum. Peki hiç böyle bir şey başına geldi mi? Gelmiştir tabii, yani geldiğini de biliyorum. Bilmediğimde olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum, yani bütün ilişkilerimizde ve çevremdeki ilişkileri ailem dahil, çok yakın arkadaşlarım dahil baktığım zaman hakikaten ufak büyük hep böyle bir vukuat var. Dolayısıyla ben şu sonuca varıyorum artık bu yaşımda. Yani kimse tek eşi değilmiş yani. Hakikaten bu sonuca. Ama tabii ki çevre şartları, aile yaşantısı, kültür, mültür, bunların hepsi iç içe olan şeyler. Birbirine bağlı şeyler. Hmm. Elbette sadık olmayan insan yok mu? Elbette var. Hmm. Yaşasın. Çok güzel bir şey. Keşke hepimiz aynı şartlarda olabilseydik. Ama gördüklerim içerisinde çekip aldığım, süzdüğüm zaman o hayatı baktığımda böyle bir cümle çıkıyor içinden. Aslında senin dediğin maalesef. Şöyle mantıklı. Ya mantıklı derken şöyle, hani zaten haberin olmazsa bir sorun olmayacak. Haberin ya olursa zaten ben çok geniş bir insanım. Ya, gitsin kocamla beni aldatsın. Aman benim huzurumu kaçırması zaten gibi bir şey. Zaten beni tanıyorlar. Ben hani böyle gibi. Bir insan değilim. Gözünü şişiriveririm yani o... O ayrı bir şey. Dedim mi, cımbızla çekildiği tabii. zaman manşet olduğunda insanın kafasında yok nasıl olur? Öyle düşünür ama yaratıyor. Öyle değil tabii. Yani bunun bütün bir konuşmanın içerisinde baktığımız peki, zaman. Peki huzurun bozularak aldatıldın mı? Ya yok ya, o kadar
Yani anlar mısın? Aldatıldığını anlar mısın? Anlarım ya. Ben çok irdeliyorum. Bir de ben çok koşturuyorum peşinde. Yani onu banyoya gider, telefonunu hemen tit 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 bakarım. Ona gider, buna gider böyle hemen. Ama çok ayıp. Peki bir şey soracağım. Bu acaba yani kıskançlık başka bir şey mi? Eşine duyduğun mu yoksa kendine duyduğun güvensizlik mi sence? Bu sürekli kontrol etmek. Her an beni acaba aldatıyor mu diye. Belki kendime de güvensizlik. Ya da mesela onun yüzüne vurmak için kendine bir koz mu arıyorsun? Ha, öyle olabilir. Yani bak gördün mü, haklı çıktım işte demek istiyorsun, anladın mı? Ya bu hepsinde herkeste olmuyor ama ufak tefek böyle bakış, flört, bilmem ne, hani bu tarz şeyleri yakaladığın zaman birlikte olduğun insanda başlıyorsun araştırmaya, irdelemeye başlıyorsun, anladın mı? Gece çıkıyorsun ya da işte bir yerlere gidiyorsun, arkadaşlarının olan ilişkisine bakıyorsun, aa diyorsun. Ama çok güvendiğim ve hiç bunu yapmadığım insanlar da var. Hani peşine düşmediğim ve araştırmadığım insanlar da olmuştur. Peki yani. Peki oldu da peşine düştün ve bir yerde yakaladın onu. Ne yaparsın? Bir anda bitiyor mu yoksa önce bir yüzüne vur, bir kavga et, bir tadını hemen, çıkar falan, hemen bitiyor. Tadını da çıkaramıyorum öyle ben. Evet. Peki, çok soğuyorum. Hani yani. Canın babası diye soruyorum. Özgür'ün telefonunu karıştırdın mı? Çünkü çok güzel bir flört ederken biz çok flörtle evlenince bitiyor mu? Bitti. Ben şey yapmadım. Evlenince hiç evlenmeden hiç, bir kere yaptım evet. O da biliyor ama yani. Biliyor. Ama çok böyle bir şey, bir sıkıntı olmadı aramızda ama sonrasında mesela hiç. Ya işte bu yani Çağla'nın söylediği şey, hani merak ve hani ya merak bir sürü şey duyuyorsun ya, acaba o da bunu yapar mı? Çok suçlu hissediyor öyle bir şey yaparsa. Yakalanırsam çok suçlu hissederim. Çok utanırım açık konuşmaya. Yakalanmasam da mesela ben öyle bir şey yani. Ya pardon bu arada hani telefon konuşuyoruz. Ben de espri olarak üstüne gidiyorum ama telefon benim gördüğüm örneklerin yanında hiç. Bilgisayara özel bir program kurup o bilgisayar... Kimle mesajlaşmış, kimle chat yapmış. Aynen öyle. Kimle görün, yazışmış döküyor. Hepsi döküyor. Yok, öyle bir yeteneğim yok ama yani. Geçtiğimiz yıllarda şebekeyle geçmişti. Cep telefonuna dinleme cihazı koymuşlardı. Böyle ya bir şebeke Allah vardı. Aşkına. Cep telefonundan hani koydun, gülüşte kimle konuşmaya yapıyordun. Dinledin, buldun. Yani bu kadar zahmete değmez ki zaten 3-5 gün içinde yani yıl ya da içinde belli eder bir şekilde fire veriyor yani o ilişki. Hani normal araştırmalarda bu kadar detaya girmeye gerek yok. Hani bilgisayarına bir şeyler yazdıracağım da onunla nasıl uğraşacağım ben bilmem zaten o kadar kullanmayı. Yani şunu zor kullanıyorum. Peki bir aldatan ünlüler VTR'miz var. Ay çok çirkin bir VTR. Kim yaptı bunu ya? Ama güzel görelim. Çirkin bir VTR. Peki, görelim bakalım. Bir görelim bakalım kimler kimleri ihanet etmiş. Onlar da aldatıldı. Kiminin yuvası yıkıldı, kiminin mutlu aşkı hüsranla sonuçlandı. İşte aldatılma acısı yaşayan ünlüler. Onlar tüm hayatlarını olduğu gibi aşklarını da göz önünde yaşıyorlar. Türkiye'nin en güzel kadını ya da en yakışıklı erkeği olsalar da aldatılma acısını yaşamaktan kurtulamıyorlar. Işıltılı dünyanın aldatılma acısıyla sarsılan ünlüleri. Masmavi gözleri ve insanın içine işleyen bakışlarıyla Hülya Avşar Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Ancak Avşar kızı da aldatıldı. Ünlü sanatçı eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından aldatıldığını kameralar aracılığıyla işte bu şok sözler üzerine öğrenmişti. Nereyle gördük? Yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari'de nereden göreceksin ya? Az önce gördük, siz söylüyorsunuz Ferrari'yi. Ferrari mi? Nereyle gördük? Yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari'de nereden göreceksin ya? Sensiz kaldım, inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor. Ünlü oyuncu Esra Akkaya da aldatılan ünlü güzeller arasında. Bir zamanlar yönetmen Kudret Sabancı ile evliydi. Ancak Kudret Sabancı ve Sanem Çelik'in kameralara yakalanmasıyla bu evlilik de sona ermişti. Senin de yüreğin yansın, başka ellerde mum gibi. Güzel şarkıcı İzel de aldatılan ünlüler arasında. Ünlü şarkıcının cilt sorunlarının altında da aslında bir aldatılma öyküsü var. Çünkü yıllar önce sevgilisi tarafından ihanete uğramış. Ve bir gecede tüm yüzünü sivilceler sarmış. Aldatılmıştım. Ah yandım ben Allah'ım, buna can dayanmaz. Al onu getir geri. Pop müziğin güzel seslerinden Gülşen'in de evliliği ihanetle sonuçlandı.
bir dönem işletmeci Murat Farol'la evli olan seksi şarkıcı aldatıldıktan sonra evliliğine son noktayı koydu. Hatta Gülşen'in işte bu şarkısını da eski eşi için söylediği iddia edildi. Sana bir ihanet borcum vardı, ödedim sonunda ağlayarak. Şimdilerde sürekli bir arada görülen Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin yollarını da bir aldatma hikayesi sonlandırdı. Yakışıklı aktör yıllar önce eşini aldatmış ve Arzu Balkan çocukları olmasına rağmen evliliğini bitirme kararı almıştı. İhanetinle yana yana bu ömrü hevamı edeyim. Türkiye'nin tescilli güzellerinden Defne Samyeli de aldatılan ünlüler arasında. Eşi Eren Talun'un bir gecelik kaçamağını affetmemişti güzel spiker ve evliliğini bitirme kararı almıştı. Kalamam arkadaş git. Madem yarımsın bari bir. Evet, bu listeyi farklı isimlerle uzatmak mümkün. Ama biz şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Bakalım magazin masasında konuyla ilgili hangi çarpıcı yorumlar yapılacak? Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kızmıyorum. Sana... Vay be, kimler kimler? Demek ki yakışıklı olmak ya da güzel olmak... Eksik var bu listede, çok eksik var. Kim var mesela? Oho, bir sürü eksik var. Vay be. Çok yani, daha saymaya kalksak. Olsun, tamam, biz öyle bir kolaj yaptık kendimizce. Evet, sıradaki haberimize geçebiliriz. Ya ben Buket'in dediğine katılıyorum. Sırada çok önemli. Evet. Çok önemli. Sonunda buna mı vardı? Şu Better'i izledikten sonra. Bu Better'i de izledikten sonra bir de evli olmadığım için şükrettim Allah'ıma. Ay. Aa, nasıl yapıyor ya? Öyle. Niye? Herkesin senin gibi muhteşem bir aşkı yok. Ne alakası var benle ya? Niye evli olmadığını şükrettin? Ben işte sevgiliyken de aldatılacağım. Bu güzellikle aldatılacağım, düşünebiliyor musunuz? Bu güzellikle. Aldatılmakla güzelliği hiç merak ediyorum. Bu güzellikle. Allah Allah. Aldatılmakla güzelliği hiç merak ediyorum. Bu güzellikle beni aldatırlarsa imkansız. Herkes aldatılır. Hiç katılmıyorum sana Seyhan. Ben de katılmıyorum. Neye? Güzellikle hiç alakası yok. Bu cümleye katılmıyorum. Her güzellikle kendine göre güzel. Hiç alakası yok. Aynen. Güzellikle. Bu espri olsun aynen diye, gülsünler diye yaptım. Hatta evet. Bununla ilgili bir Çin atasözü var ama onu burada ne? Söylemek istemiyorum. Söylesene. Söylesene. Thank you. Sonra söyleyeceğim. Şimdi sonra söyleyeceğim. Peki. Bunu hadi şimdi versen, çok ciddi bir konumuz var. Çok evet. Ciddi hakikaten bir konuya geçiyoruz. Ve hemen hemen bütün gazetelerin baş manşetinde Mehmet Akif Alakurt oyuncuyu hastanelik yönetmeni deli etti diye bir haber bu. Allah. Evet, yönetmenimiz Beter'i izleyelim evet, ondan evet. Sonra devam ben edelim hadi. Ben dizi setinde terör estirdiği iddia edilen Mehmet Akif Alakurt yönetmenini işinden mi etti? Fatih Sultan Mehmet rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Mehmet Akif Alakurt'la ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Önce ünlü oyuncunun dizideki set işçisine kılıçla saldırdığı, ertesi günde tekme tokat dövdüğü iddia edilmişti. Mehmet Akif Alakurt, set işçisine kılıçla saldırdı mı? Bilmez misin ki kibir, hırs, gaddarlık asla müsamaha etmeyeceğim şeylerdir. Sette terör estirdiği iddia edilen ünlü oyuncu yüzünden ekibin tedirgin bir şekilde çalıştığı, hatta dizinin yönetmeninin bu duruma isyan ettiği öne sürüldü. Dizinin yönetmeni Mehmet Akif Alakurt yüzünden mi işi bıraktı? Öyle ki yapımcıya ya o ya ben diye rest çeken yönetmen Merve Girgin sonunda şiddet uygulayan bir adamla kendimi ve ekibimi çalıştırmam diyerek istifa etti. Ekranda izledikleri insanla normal hayatta yaşadığı tarzın bir olmadığını düşünüyorlar. Öte yandan Mehmet Akif Alakurt'un geçtiğimiz haftalarda da trafikte yaşanan bir kavgaya karıştığı ifade edilmişti. Yumrukların havada uçuştuğu, silahların çekildiği o kavgada sakallı haliyle kameralara yansıyan bu kişinin ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt olduğu iddia edilmişti. Yani iddia
iddialar. Aşık ateşi diyelim. Artık bu iddiadan çıkmış çünkü yazmış yönetmen. İddiadan çıktı yönetmen Merve Girgin'in Twitter'daki açıklamalarıyla zaten olay patladı. Hemen anlatmak istiyor yani okumak istiyorum daha doğrusu. Yapım firmasıyla yollarımızı ayırdık. Sebebi Mehmet Akif Alakurt'tur. Şiddet uygulayan bir adamla kendimi ya da ekibimi çalıştırmam kamuoyuna duyurulur. Diğer bütün ekip ve oyuncu arkadaşlarıma muhteşem ötesi performansları ve emekleri için çok ama çok teşekkür ederim. Çoku kendisi uzatmış, ben de o yüzden uzattım. Bu karar birinci bölüm yayınlanmadan çok önce verilmişti. Sadece etik olarak bölümü bitirip öyle devir teslim yaptım. Yolları açık olsun demiş yönetmen Merve Girgin. Aa, bayağı tekme tokat herkese giriyor muymuş? Ya şimdi dozerle girseymiş hep. Kılıçla saldırmış. Ya. Şimdi bu konuda iki tane vukuat olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi. Çünkü aynen yazıldığı gibi aktarmak durumundayız. Yanlarında olmadığımız ve birebir şahit olmadığımız için. Olayın şuradan çıktığı ifade edilmekte. Çok yakın, çok samimi oldukları bir çalışan, yani figüran diye tabir edilen oyuncu arkadaşlarımızdan biri. Mehmet Akif Alakurt'u doğum gününe çağırıyor. Doğum gününe gelmeyince de sen de adam değilmişsin diye bir mesaj yolladığı iddia ediliyor. Sete gelen Mehmet Akif Alakurt arabadan indiği gibi karşısında gördüğü oyuncuya saldırdığı iddia ediliyor. Bu birinci iddia. Diğeri üstündeki kıyafetle kılıçla saldırdığı. Yok söyleniyor. Artık. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Eğer bana da böyle bir mesaj atsa, sen de adam değil misin bilmem ne. Hani ertesi gün sete geldiğimde ben de bir konuşurum yani. Konuşmak başka bir şey ama ne doğru söyle bak. Konuşur musun yoksa? Konuşurum yani. Orası, yani eğer böyle bir şey orası varsa, bir iş ortamı. Orada çekerim setin dışına çekerim bir konuşurum yani. Konuş, hani böyle bir mesaj atılmasın. Elbette konuşursun. Ya of ya. Yani nesin sen? Al nesin ya? Kimsin sen ya? Hayır dedim. Bir insan sana. Ay ben şunu anlamıyorum. Ya tanısın tanımasın arkadaşı veya ya. Değil. Ben şunu merak ediyorum. Birisi sana sen de adam değil misin? Şimdi bu adamlığından mı şüphe edecek kendisi, etrafı, ama başkası? Ama ertesi gün aynı set. Ben de öyle düşünüyorum. Konuşmazsın, suratına bakmazsın. Ama ne var ya? En büyük ceza o yani. Sen niye muhatap oluyorsun ki sana böyle konuşabilir bir mesaj miyim acaba? Ben konuşuyorum şu an. Ama ben dinliyorum ya. Hani böyle konuşuyorum. Alişan'ı. Alişan'ı boşver. O konuşurdu. O kesin dayak atmazdı. Attırırdı mı? Baksana suratına. Attırmazdı. Hayır dayak mayak bir ses değil ama gerçekten sette her gün çalıştığım biri bana doğum gününe gitmedim diye eğer gece sen de adam mısın diye mesaj atarsa. Alişan şöyle konuşurdu ama. Gidip şey yapardım yani. Şimdi neden bakın ben burada bir yorum yapayım isterseniz. Sadece bu tek olayla koskoca yönetmen işi bırakıp. Tabii başka bir şeyler var. Böyle büyük bir projeyi bırakıp da. Üstelik de bunu medyaya duyurmaz. Yani bu sadece üstelik bayağı de bir doğum günü mesajından çıktığına. Ya ben karşıyım yani bu şiddete middete karşıyım. Sen bu kadar sette çalıştın hiç sette böyle bir şey başına geldi mi hiç başrolüsünden? Yok. Hayır senin başına değil yani yaşadığın bir şey var mı? Yok. Böyle bir şiddet bir şey. Duymadım Allah peki ben böyle. Şimdi bir de bir cümle vardır adı çıkmış 9'a inmez 8'e diye. Atasözü mü cümle mi bilmiyorum yanlış söylemeyeyim. Şimdi bakın Mehmet Akif Alakurt'un bugün dün İzzet Çapa'nın bir yazısı var. İlk vukuatı olmadığı için bu kadar olay büyüdü. Evet, olabilir. Sıla dizisinde de kostüm sorumlusu Özlem Çakır'ı haşat etti yazıyor abi, bu kadar haşat İzzet ettiyse, Çapa. Yani bir gerginlik söz konusu Mehmet Akif Alakurt önlem cephesinde. Önlem al. Peki nasıl bir şey önlem alırsın Ayşe? Nasıl bir önlem alırsın? Ne bileyim yani o zaman sakinleştirici verirsin. Öfke şey kontrolü de yapılsın. Atma bu be. Günlük asabiyet testi yapılsın. Ben şunu anlamıyorum. Başrol oynayan, dizilerde başrol oynayan adamlar, bütün hepimizi de dahil ediyorum. Yani kapris yapma şeyi yok bence. O set çalışanlarına, arkadaşlarına. Aynen. Aynı fikirdeyim. Örnek olmak gerekiyor biraz. Sette herkesin bir görevi var çünkü. Set işçisi seti hazırlıyor. Yönetmen rejiyi yapıyor. Bizim hatta bizden daha ağır görevleri var. Bizim vallahi, işimiz 3-5 evet. saatte bitiyor, 10 saatte bitiyor. Adamların işi 20 saatte bitmiyor bütün yani. Bütün setteki arkada çalışan tüm arkadaşlarımıza Allah sabır kolaylık versin. Aynen öyle. Onlar da ekmek parasını kazanıyorlar ve hani çok kaprisli, çok böyle hötek davranan, saygısız davranan insanlarla yani. Çalışmak durumunda kalmak gerçekten çok zor bir şey. Yani ne kadar zor şartta olabilirsin? Onun da bir sabrı var. Evet, ona bir soruyorlar mı yani? Ama işte para kazanmak için orada çalışmaya da mecbur ben olabilir. Ben haberi eksik tabii. bırakmamak adına ikinci iddiayı da söyleyeyim. Sus söyle. Yok sus demiyorum. Mesela Alişan'la bu konuyu yorum yapınca ben söyle, eksik anlatmak zorunda kaldım. İkinci iddia da tam hiçbir şekilde doğum günü. Telefonumuz açık izleyicilerimize söyleyelim çünkü her an herkes istediği şekilde bize
cevap hakkını kullanabilsin diye. Hı. Şimdi ikinci iddia Mehmet Akif Alakurt'la da doğum gününe gelmedi. Bundan dolayı sinir olma, gerilme iddiası değil. Set işçisine, o da figürandı biliyorsunuz ilk anlatımda. Set işçisiyle geriliyorlar. Set işçisi Twitter'da yazıyor. Twitter'da yazdığını görünce bu kez ertesi gün saldırıyor. Hı. Yani bu konuda bir sürü iddia var. Ya her türlü ne olursa doğru olduğunu bilmiyoruz. Olsun, çok yanlış. Konuşabilir ama saldırır. Yani çok yanlış, doğru değilse de haberin bir an önce düzeltilmesini rica ediyoruz. Eğer doğruysa da çok üzücü. Aynen gerçekten. Aynen öyle şimdi. Doğru yine de iki açıdan bakmak boşu boşu lazım. Şey çünkü hiçbir şekilde lazım. Olayı konuşalım. Yaşamadık, bilmiyoruz, etmiyoruz. Yazılanlara göre konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla bizi yargılamak düşmez. Evet. Aynen öyle. Bir başka yakışıklıya geçelim. Onu da efendiliğiyle çok seviyoruz. VTR'sini bir izleyelim. Kıvanç Tatlıtuğ efendim. Buyurun. Annesi kulağını çektiği Kıvanç Tatlıtuğ bir daha motosiklete binmeye tövbe dedi. Bir süredir motor tutkusuyla gündeme geliyordu Kıvanç Tatlıtuğ. Önce kask takmadan motor kullanırken kameralara yansımış ve tepki çekmişti. Kask timlerine yakalanan yakışıklı oyuncunun motosiklet ehliyeti olmadığı da ortaya çıkınca yeni oyuncağına el konulmuştu. Hem kasksız hem ehliyetsiz Kıvanç. Geçtiğimiz haftalarda da büyük bir kazayı ucuz atlatmıştı Kıvanç Tatlıtuğ. Motosikletiyle başka bir motora çarpmış ve adeta ölümden dönmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi daha fazla dayanamadı ve oğlunu karşısına alıp bir daha motosiklete binmeni istemiyorum diye uyardı. Kıvanç Tatlıtuğ da anne sözü dinleyip büyük motor yerine sadece daha küçük gezi motorlarına bineceğinin sözünü verdi. Kıvanç Tatlıtuğ anne sözü dinledi, motor tutkusundan vazgeçti. İki anneye soruyorum. İkinizin erkek evladınız var. Büyüyecekler ve ileride belki motorda kullanmak isteyecekler. Asla. Asla. Değil mi? Yani şöyle asla demeyeyim. Tabii ki o çocuklarda eminim Kıvanç veya vesaire hani kullananlar çok büyük bir aşk olduğu söyleniyor motorun. Ben de mesela binmeyi çok seviyordum. Emre'nin keza aynı şekilde motoru vardı ama çocuklar olduktan sonra motorunu sattı. Çünkü özellikle küçük çocukların motora inanılmaz bir ilgisi oluyor. Evet. Motorda motor, evet. Motorda motor, araba motor, araba motor. Şimdi bana yatırım yapmaya başladı Kuzey. Şimdi değil anne, şimdi değil. Ben büyüyeceğim ya mesela babam kadar olduğumda bana akülü şey çalışan motor alacak mısın? Ne diyorsun peki? Bak şimdi. Anne alacak mısın? Anne alacak mısın motor bana akülü çalışan büyüdüğüm zaman? Oğlum bu konuyu sonra konuşuruz. Ama evet demedin. Nasıl bir kavga biliyor musun? Evet demek istemiyorum. Yani hatırlar. Çünkü acayip bir zekaları var. Ama maşallah. Ben tabii ki ona evet dememek için şimdiden hayrı alıştırmaya çalışıyorum. Evet, çünkü kendi yaşayacağım stres dışında tabii ki bu biraz bencillik ama motor kazalarında görüyoruz. Aynen, ve evet. Bir araba gibi değil yaşanan yok. Kazalar. O yüzden onun mümkün olduğu kadar tabii ki yeri geliyor bir küçücük taştan bile koruyamıyorsun. Bir düşüyor kafasını çarpıyor bir vesaire Türkiye'de, bir şey. Bir de Türkiye'de motosiklet böyle şey yani. Taşıt gibi görünmediği için. Tabii ki yani hani elimden, şey gibi bütün görünmedi. Anneler gibi ben de elimden geldiği kadar bütün her şey karşı ne kadar korumaya çalışırsam çalışayım yine de elbette. Bir yerden sonra zaten bir yere kadar gidiyor. Şey. O yüzden hani göz göre göre mani olamıyorsun o yüzden yani. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin Tatlıtuğ'un annesinin ellerinden öpüyorum. Benim de bundan 5-6 sene önce böyle bir tutkum vardı. Hatta motor ehliyeti aldım işte kendime motor alayım falan filan gibi bir şeyim vardı. Annem bana da söyledi. Dedi ki eğer dedi motora binersen, motor kullanırsan dedi vallahi hakkımı helal etmem sana. Aslan yemin ederim ablam. Çünkü aslan. Korkuyorlar. Çok haklı. %100 haklı. %100 haklı yani. Ben de o yüzden kendime küçük motor aldım işte öyle yazlıkta. Akülü şeyin, motorlar var onlardan. Aküllerden aldım. Akülü valla biz şey. Bisiklet ve scooter'la zaten yeteri biz kadar aynen. Stres çekiyoruz. Aynen. Çünkü canım fren şey yok yani menfumu yok yani. Erkek çocuk böyle, bir de. Bir de hani üstüne çıkarak falan bir ayaklarını akrobasiye başlıyor. Kullanmaya başladıktan gidiyor. Sonra da akrobasi. Ve hani falan diye zaten hani ya bir direğe tosluyor ya bir ağaca Allah çıkıyor olsun. Ya sıyrılıyor her tarafı. Hani böyle geçti yazlarımız. Ay, kaç yaşında oldu şimdi? 8,5. 8,5 yaşında. Peki çok ne kadar ilgileniyorsun? Şu anki iş durumu ne yani? Full ilgileniyorum. Şu an Furkan'la beraber. Şimdi işte bu hafta son tiyatro oyun başlıyor. Arsız onun için davet. Gece provaları. Nerede başlıyor?
Akla Kara Tiyatrosu'nda Bahariye'de cumartesi premier yapıyoruz 12 Ekim. 12 Ekim'de galası var. Kimlerle? Evet. Kerem Kobanbay, Nur Subaşı, Levent Ünsal, Mustafa Dinç, Elif Erdal, ben, Yeliz Şargüleç. Peki şey mi, komedi mi tarzı? Evet. Vodvil. Güzel, güzel, sana güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakışıyor. Teşekkür ederim. İnşallah. Bizlerde de görmek istiyoruz inşallah. Bekliyoruz en kısa zamanda. Murat Sarı yönetti ve çok güzel bir oyun oldu. Hakikaten oyunu bizim oyunumuz diye söylemiyorum ama çok uğraştığımız. Hep beraber gidelim mi? Ama çok keyifli bir oyun gidelim, çıktı. Gidelim, gidelim. Hep beraber vakit gidelim Bahariye'de. Haydi gidelim, bir de Ebru Şallı'ya gidelim. Var var, bir de Ebru Şallı'ya gidelim. Görelim bakalım güzeller güzelliği yüzüne ne olmuş. Ebru Şallı'nın ne olmuş? Bakalım. Ebru Şallı'yı yakından görenler gözlerine inanamadı. Güzel sonucunun yüzüne ne oldu? Temmuz ayında 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Harun Tan'dan jet hızıyla boşanmıştı Ebru Şallı. Bu şok ayrılığın ardından adı Sinan Akçıl'la aşk dedikodularına karışan güzel sonucu şimdi ise yüzündeki şişlikle gündemde. Estetik mi yaptırdı yoksa başka bir rahatsızlık mı söz konusu? Aşk söylentilerini her defasında yalanlayan Ebru Şallı geçtiğimiz gün bir davette takıldı kameralara. Güzel manken ve sunucuyu görenlerse gözlerine inanamadı. Adeta davul gibi şişen yüzüyle dikkat çeken Şallı, estetik mi yaptırdığınız sorularına hayır, hiçbir şey yok, estetik olsa söylerdim cevabını verdi. Çağla da hemen mesaj attı. Ebru'ya mesaj attım da ama şey herhalde ulaşmadı. Ulaşmadı, kapalı. Ha, ben ulaşmadı. Çünkü aradım, telefonu kapalıydı. Olabilir. Şimdi bakın, orada iki adet fotoğraf var aynı davetten. Bir tanesinde yüzü çok şiş olduğu gözüküyor. Diğerinde daha normal gözüküyor. Ben hemen bir araştırma yaptım bu konuyla alakalı. Şimdi hani neden birinde daha zayıf bir yüze sahip, burada daha toplu. Evet. Neden? Şimdi o andaki yanlış bir, yani yüzü yanlış kullanmanın getirdiği bir bu görüntüye sahip olmuş olabilir. Yani fotoğraf yani şöyle şey. Mesela şöyle bir geniş yapsa işte burası böyle dolu dolu çıkabilir. Ay, iğne oyası yanlış suratı var. Bence burada bayağı bir ama ödem var suratında. Şimdi öbür fotoğrafı da gösterirse sevgili rejimiz. Aynı günün aynı fotoğrafında. Aynı günün fotoğrafı orada daha normal. Tamam, görebilir miyiz öbür fotoğrafı da? Bir de şöyle bir şey var. Hani direkt hemen biz estetiğe bağlıyoruz ama ben hemen bir bilgi vereyim. Vitamin iğneleri var sevgili izleyiciler ve bunlar gerçekten cildi çok güzel. Aynı gün mü? Hayır, aynı gün değil, normal hali. Aynı gün. Aynı haberdeki fotoğrafı istiyoruz. Şimdi vitamin iğneleri çok güzel, böyle cildi pırıl pırıl yapan iğneler, böyle kıldan ince uçları olan iğneler. Yani yaklaşık 30'dan fazla iğne vücuda, vücuda diyorum özür dilerim, yüze sıkılabiliyor ve evet. Hani bunun yarattığı ödem şişlik. Ödem olur. Şişlik böyle bir şey evet. Yaptırmış olabilir. Ya çünkü zaten başka ne yaptırabilir ki bu kadar güzel bir kadın? Hiçbir şey yaptıramaz. Cildi pırıl pırıl yedikleriyle. Gerek yedikleriyle gerek sürdüğü doğal ürünlerle olsun pırıl pırıl yüze sahip olan bir kadın. Çok evet. Çok evet. Yani ben ona bağlıyorum. Ben ona bağlıyorum. Hani öyle bir şeydir en fazla. Ya yanlış o andaki bir poz, ışık. Işık vesaire de olabilir. Ya da dediğim gibi böyle bir de şey var, kadınların muayen zamanları olabilir, var yani. Şişmiş olabilir, ödemdir, su toplar vücut olabilir, vesaire. Bir de bu şahalar demiş ki çocuklar varken boşanılmıyor demiş. Doğru yine boşanlar söylemiş. Ama sen de çocuğun var ve siz de. Yani keşke tabii ki olmasaydı ama siz de ayrıldınız. Evet, yani evet. Görüşüyorsunuz. Tabii, ben Özgür'ü çok seviyorum. Çocuklu boşanmak çok daha mı zor, daha mı zor? Yani şöyle, tabii ki o da evladım, benim de evladım. Hani benim evimde kalacak, sen de istediğin zaman görürsün ya da öyle bir şey yok. Yani o da hep benim kadar 24 saat yanında elbette olmak istiyor. Dolayısıyla bizim hiçbir zaman böyle bir zaman şeyimiz olmadı. Özgür her zaman oğluyla ilgilendi. Zaten ilgili bir babadır yani. Her zaman da öyleydi. Gerek okul olsun gerek şey, hep her zaman görebiliyor. Biz şanslı tarafız hani bu konuda, şanslı olan, ama hiç böyle olmayan ve tabii asla
bir türlü masaya oturamayan çiftler var yani maalesef, ama çok yanlış bir şey o. Çocuğu çok kötü etkileyen bir şey. Hı-hı. Tavsiye etmem yani. O zaman Ebuşan'ın dediği doğru. Çok doğru. Ben Ajda Pekkan'la bitirmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii bugün canım. De konuğumuz Cengiz Abazoğlu. Çünkü evet. İstanbul'da bir moda haftası başlıyor. Deli defileler. Ay süper, podyumda, çok beğenirim onu. Deli modeller yani böyle işte Çağlaşık geldi. Yürüyeceğiz inşallah. Yürüyecek. Efendim Perşembe günü çok önemli. Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan. İnşallah gelecek. Perşembe günü inşallah Alişan'cım. Çok fazla ümitlenme. Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan podyumda olacak. Modacıları Raysa Vanessa Sason'un defilesinde podyumda yürüyecek. Tasarımlarını çok severek giydiğim bir ikili. Kız kardeş ikisi de. Sevgili Ajda Pekkan da daha önce konserlerinde birkaç tane elbisesini giymişti. Hem tarz olarak çok yakışacak hem de Ajda'yı podyumda görmek çok heyecanlı olacak. Çok, bence moda haftasına Ajda Pekkan imza atacak diye düşünüyorum. Dur bakalım, hadi belli bakalım. Olmaz o. Diyorsun. Hadi bakalım, yarın görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Öpüyoruz, yine bekliyoruz başka teşekkür zaman. Her zaman böyle bir dedikodu falan konu olduğunda gel oturalım konuşalım tamam, falan yani. Oldu, tamam oldu valla evet. Canım benim, seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Buket'i yollarken... Görüşürüz. Kolay gelsin. Bakalım bu hafta burçlar. Alıyorum. Tamam hadi bay bay. Ne olacak? Hangi burcu ne bekliyor? Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Zeynep Turan geliyor efendim. Hemen bakmadan söyleyeceğim. Bu kız. 8 ay. 8,5 ay. 8 kız bu değil mi? Kız mı? Erkek. Erkek mi? Adı ama ne? Daha inmedi. Atlas. Atlas mı? Evet. Ay yavrum. Annesi astrolog, o da mitolojik. Atlas biz... pıt pıt. Ay. Çok vuruyor. Yolda trafik de varmış. Ya. Tekme tokat girdi bana. Ya ben şimdi hamilelikten sonra, ilk doğurduktan sonra falan hamile bir kadın gördüğüm zaman böyle yapıyordum bak. Ay tövbe. Yani görmek istemiyorum. Çok böyle uzun bir dönem ya, 9 ay çok sıkıntılı bir dönem. Ama şu an böyle mesela bir kötü oldu biçim. Çok güzel bir şey ya. Bir sene yani bir kadının hayatındaki en önemli dönem. 9 ay hamilelik geçiyor. 3 ayda ancak kendine geliyor doğumdan sonra. Senin nasıl geçti hamileliğin? Ben hep çalıştığım için çok bana eziyet etmedi. Geçtiğimiz haftalarda Merkür'den, astrologlar da tabii darbe yediği için bir böbrek taşı düşürdü. Hamilelikle beraber. Aynen fena. Çok fena. Ben ilk doğumu orada yaşadığımı düşünüyorum. Evet, ama o sancıya yakın bir sancı zaten. Evet, bayağı böyle korktum. Ben doğuruyorum zannettim. Ya. Ama meğerse böbrek taşıymış. Ondan sonra işte Merkür dediğim hiç affetmiyor. Kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. O Merkür'ü de alacağı olsun. Evet, Ekim ayında kendini gösteriyor ama akreplere sınavları var en çok. Buradan da bütün dinleyen akreplere de söyleyeyim. Yani sadece yükselen akrep olarak değil, akrep burçları olarak da dinleyebilirler. Ama şu ana kadar hiçbir zorluğum yoktu. İşte dediğim gibi İyi, geçtiğimiz salı o kadar bir sıkıntım oldu. Ben de erkek annesi olacağım. Nasıl ay, bir duygu? Ay dur sonra sen yaşa da gör. Vallahi anlatılmaz bir şey. Bütün hamile kadınları da buradan Allah bir avazda kurtarsın mı derler. Ne derler? Hiç sevmem o lafı ama o da çok gerçek. Gerçek bir lafmış ama değil mi? Evet, kucaklarına hemen girersek burç burç. Bu ay bizleri. Şimdi yok bir tutulma yani, var ondan bahsedecekti önce Ekim ayında. Evet, Ekim ayında şimdi Ekim ayınızda bir tutulmamız var. Ondan sonra Koç burcunda gerçekleşecek. Çok da eğlenceli olmayacak. Türkiye'yi çok etkileyecek. Ne diyorsun? Evet, özellikle siyasi ve bankaları, kurumsal yerleri çok ciddi anlamda yeni kararlara tabi tutacak. Bu dönemde iş değiştirmeyi düşünen eğer Koç burcu, terazi burçları varsa birazcık daha gözlemlesinler, biraz daha beklesinler derim. Peki biz nereye kadar bekleyeceğiz derlerse mutlaka Kasım'ın 15'ine kadar bekleyeceğiz. Neredesinler derim. Kimler Koç? Koç ve akrep burçları ve terazi burçları. Diğer burçlar da etkileyecek ama bu burçların hayatında bu dönemde iş değişikliği varsa, hayatlarıyla ilgili örneğin bir kredi çekeceğim, bir borca gireceğim ya da yöneticimle konuşacağım ya da yurt dışında yaşama kararı aldım diyorlarsa bu dönemde biraz gözlemci olsunlar. Dediğim gibi gökyüzünde büyük bir kombinasyon başlıyor. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor bu kombinasyon. Ne olacak? Satürn zaten akrep burcunda. Biliyorsunuz ve Türkiye'nin 5. evinde Merkür akrep burcuna geçiş yaptı geçenlerde, bolca da kendini hissettirdi. Şimdi Güneş akrep burcuna doğru seyir halinde ve Güneş akrep burcuna geçtikten sonra yorulma sakin. Evet. 17 Ekim'den sonra da zaten Merkür gerilemesi başlayacak. 3 Ekim'de de bir 17. güzel evet. 17'sinden sonra gerileyecek. 17'sinden sonra zaten hepimiz gerileyeceğiz. Böyle herkes küçük küçük boncuk boncuk gözyaşları dökebilir. Allah'ım. Alınganlıklar
yapabilir. Elektronik eşyalar bozulabilir değil mi? Elektronik eşyalar bozulur. O artık oranın biliyorsun magazini. Öğrendim. Astrolojinin magazini Merkür gerilemesinde teknolojinin ayak bağı olması. Ama teknolojinin ayak bağı olmasından çok Türkiye'yi çok etkileyecek bir gündeme gebeyiz. Allah Allah ne yani, olacak yani? Kasım gençlerimizi, kurumsal yerlerde çalışanları, özellikle Ekim ayında başlamış projeleri çok ciddi anlamda güncelliyor. Siz olun, Ekim ayında start verdiğiniz her işi bu dönemde biraz daha gözlemleyerek götürün. Daha dikkatli olun. Daha yani. Dikkatli olun. 2013'ün en dikkatli aylarına geldik aslında. Sonuca Allah Allah. Bağlayacak bizi. Ekim ve Kasım mı? Ekim ve Kasım. Şimdi bir güneş tutulmamız var, bir ay tutulmamız var, bir de Merkür gerilememiz var. Hali hazırda ya da... Ya neler olup bitiyor aslında. Biz onun arasında o kaosta yaşamaya devam ediyoruz ama evet. Aslında hayatımıza yansımaları çok farklı oluyor. Bir gün acayip mutsuz oluyoruz, durduk yere sebepsiz, çok işte huysuz oluyoruz evet. Veya çok duygusal oluyoruz falan. Bunlar aslında hepsi o aslında tabii gezegen, dünya aslında gezegenin etkileri. Aslında ikinci dönüyor da biz fark etmiyoruz. Bize hissettirmiyor. Felekler içinde felekler var gökyüzünde. Şimdi baktığınızda astroloji aynen. Her dinde yer aldığı gibi bizim dinimizde de yeri var. Tabii ve ki. Dolayısıyla baktığınızda gökyüzünde öyle büyük kombinasyonlar var ki şimdi bizim gibi benim meslektaşlarım çok sevgili geliyoruz. Hepimiz birer şeyler anlatıyoruz. Diyoruz ki şöyle oluyor, böyle oluyor. Bizim için çok hayran verici gökyüzündeki olaylar. Ama biz günlük hayatta somut yaşadığımız için tabii ki bazen unutuyoruz ve konsantre olamıyoruz. Ne zaman ki çok dibi görüyoruz, evet, o zaman diyoruz ki arayışa giriyoruz. Hani bir astrolog, psikolog, bir yaşam koçu yok mu? Nerede, ne yapıyorlar bizi diye. Bir böyle bir şey yapıyoruz ama insanız, her şeye ihtiyacımız var. Evet. Ama en güzeli gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Birazcık Ekim-Kasım ayına dikkatli hareket etmekte fayda var. O zaman burç başlayalım koçla. Evet, koç burçların özellikle para evini çok ilgilendiriyor. Öncelikle bir kere tutulma var her şeyden önce, onu söylemek istiyorum. Tutulmayla ilgili net söylediklerimi... Bir şey söyleyeceğim, oturmak ister misin? Ben ayakta çok mutluyum ama siz bilirsiniz. Yok, siz oturmak isterseniz ben otururum hemen. Ben mutluyuz yani, topuklu ayakkabıyım ama sıkıntı yok kadın. 8,5 hamile. 8,5 hamile. Valla otururum Çağla. Yok canım, yok, şaka yapıyorum. Yok. Biz sen ayaktayız. Sen çünkü koç burcusun, hareketlisin. Yok, ben oğlak burcuyum. Oğlak burcusun, pardon. Hareketliyim canım, ben duramam yerimde. Evet, hemen ilk burcumuzdan başlayalım. Toparlayıcı burçtur oğlak burçları. Buradan da hemen söyleyeyim ama kolay ikna olmazlar. Çok güçlülerdir. Onu hemen yorumunu yapayım. İkizler burcunun kafası karışıktır. Her zaman. Çünkü Merkür çocuğudur. Ona hiçbir şey söyleyemeyiz. Eleştiriyi aldığı zaman onu hafızasında tutar ve asla unutmaz. Ağzı burnu kırarım. Çok basit. Evet, Koç burcundan başlayalım. Koç burcundan başlıyoruz. Koç burcunun yeni gezegeni Mars olduğu için özellikle önümüzdeki haftalarda parayla ilgili büyük kararlar almamalarını söylüyoruz. Çünkü neden söylemiştik? Tutulmadan en çok etkilenecek onların evinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ekim'in 3. haftasına kadar çok daha gözlemci olmalarında fayda var. Neyle ilgili? Para ve ilişkilerle ilgili. İlişkilerde ikili ilişkiler mi sadece? Birliktelikler mi? Hayır. Yöneticisiyle de ilgili, patronuyla da ilgili, çalışma arkadaşlarıyla da ilgili. Bu dönemde yani Ekim'in son haftasına kadar dikkat etmesi gereken konular bu iki konu. Tamam. Dikkat ederse gerçekten hayatında her şey bu dönemde yoluna gider ki dediğim gibi zorlanabilirler. Sevgili boğa burçlarınız zaten yaz ayları zor geçmişti. Hem parasal bazda hem ilişkiler bazında sınavlar vermişti. Hı-hı. Bu dönemde sağlıkla ilgili problemler yaşıyor olabilirler. Sağlık evi ve özellikle... Bir şey, burç burç gidiyoruz değil mi? Evet, boğadayım. Koçtan sonra boğaya mı boğaya geçtim. Evet. Tamam. Sırayla boğaya geçmiş sonra. Dinlemiyor musun? Hayır. Değişmedi de şey, o yüzden ben rejimi almıştım. Evet, boğa burcundayız. Evet. Ekibimiz güçlü. Çok uyarılacak bir ekip değil. Evet, boğada devam ediyoruz. Sevgili boğa burçları için söyleyebileceğim şey, sağlıkla ilgili bu dönemde sınavlar veriyor olabilirler. Sözleri ve beklentileri olabilir. Bu dönemde iş gelişmeleri söz konusudur. O yüzden de parayla ilgili şanslı bir dönemdeler. Diğer burçların aksine. Bunu iyi değerlendirirlerse özellikle Merkür gerilemesinde para kazanan burçlardan olabilirler. Hı hı. Sevgili ikizler burcu ama dediğim gibi bakın 15 Ekim 5 Kasım arası Merkür gerilemesi var ve içinde güneş tutulması ve ay tutulması var. Yani tarih o kadar sıkı bir tarih ki gökyüzü gümbür gümbür bir tarihten bahsediyorum. Hı hı. Hani o yüzden bunun altını sıkıca çizmek istiyorum. Hı. Sadece Merkür gerilemesi yok. Merkür şu an Akrep burcunda ilerliyor. Böbrek hastalarını, trafik kazalarını, teknolojiyi zaten şu anda yıpratmaya başladı. Hı. Küçük küçük sınavlarımız başladı. O yüzden kendini hissettirecek ilişkilerde baskınlığını ortaya koydu. Eğer ben 5 yıldır bir birliktelik yaşıyorum ve dişil bir burcum diyorsanız dolayısıyla ilişkilerinizle ilgili bu dönemde ya hep ya hiç diyeceksiniz. Hı hı. Dönem böyle bir dönem. İkizler olarak?
Sevgili ikizler olarak hava grubusunuz biliyorsunuz ki ve Eylül bir burçsunuz. Özellikle bu dönemde hayatınızda birçok şeyi güncellediniz, toparladınız ama 2013'te en çok sıkıntı atlatan burçlardan biri de ikizlerdi. Ne kadar Jüpiter onlarda destek olsa da para bazında ama ilişkiler ve iletişim bazında çok zorlandılar. O yüzden buradan yükselenim ikizler. Burcum ikizler. Ve ben 2013'te çok mutluydum, hiç sorunum olmadı deseler... Pek inanmam mümkün yalan değil. Mümkün değil. Demiyorsun değil mi öyle bir şey? Mümkün değil. Yok. Evet. İkizler. Hem yükselenim hem şeyim ikizler. Her şeyim ikizler. Öyle mi? Her şeyim ikizler. Ben tam şey durumdayım. O zaman 2013 sana çok şey öğretmiştir. Peki neden ikizler için böyle çift karakterli falan diyorlar? Çift karakterli diyorlar. Değil. Değil mi öyle bir şey? Ben de sana hiçbir çift karakterli yok. Bir kere Merkür var. Değişken bir burç olabilir. Yeniler, günceller kendini. Bir kere ticarete çok kafası yatar. Para kazanır, sıcak para kazanması gerekir. İkili ilişkilerde ise zoru sever. Bonkör müdür? Bonkör müdür? Hesabını bilir. Yani öyle yağdırabilir mi? Hayır. Mesela koç da bonkör değildir ama. O da hesabını bilir. Yani vay size evet. Çok büyük jestleri olabilir Koç burcunun. İkizler burcunun da olabilir. Ama o bilir yaptığı jesti. Yani sular gibi akıtamaz tepenizden aşağı öyle bir. Bilirim. Peki aynı mesela... jesti karşından da beklerim. Ama düşünen jest yaparım, jest beklerim. Peki ikizler en çok hangi burçlar? Mesela ben diyelim ki ikizler kızım. İkizler burcu hangi erkekler bir burç, daha böyle şey olabilir? Aşık olur. Oğla aşık olur, başa aşık olur. İkizler oğlak başa. Boğa aşık olur, yengece aşık peki, olur. Peki aşık olur da hangisiyle daha iyi anlaşır ve tercih toprak etmeli mesela? Toprak grubunu tercih etmeli. Su grubu onun başını ağrıtır. İkizler evet. Çünkü oğlak neden falan. Derseniz eğer bir başak bir boğa olursa sizi toparlar. Oğlak olursa toparlar. Sizin de onun hayatındaki kararları etkisi mantıklı gelir. Dersin ki aa bak bu yengeç burcu iki de bir ruh hali değişiyor. Ben baş edemiyorum dersin ya da balık burcuyla. Ama toprak burcuyla dersin ki aa beni çok ikna ediyor çünkü çok sağlamcı. Görüyor musun bak kendini ne kadar çok düşünüyor. Der ikizler burcunu ikna eder. Çünkü ikizler burcu somutla ikna olandır. Soyuta çok gitmez. Gitmem. Bak bak. Gitmem. İkizler oğlak biz de anlaşırız zaten. E tabii. Anlaşıyoruz zaten. Siz zaten şimdi oğlak burcu dişil burcu toparlayıcıdır. Toprak burcu zaten toparlayıcıdır. Yani bir başak burcu toparlayıcıdır. Bir boğa toprak burcu grubundan olması önemli yani ikizlerin tercih edeceği erkek veya bayan. Yani ikizler burcu bir su grubuyla çıkıp bir de toprak grubuyla çıksa görsün diyorsun su grubunun peşine takılıp yuva kuramaz. Ama toprak burcunun peşine takılıp yuva kurar. Bu çok, çok net. Peki sıradaki burcumuza geçelim. Sevgili ikizleri anlattık. İkizlerin 2013'te dediğim gibi başında bayağı zorluklar çektiler ikili ilişkilerle ilgili. İkili ilişkilerle ilgili sınavları yok ama yönetici gezegenleri Merkür akrepte gerileyeceği için bu dönemde de kendilerini baskınlık ortaya koymak isterler. Yani kendilerini ifade etmek isterler. Ben buradayım, ben söyledim, ben yaptım demek isterler. Bu dönem öyle bir dönem. Ekstra bir zorlukları yok mu? Yok ama sadece bir ben merkezde hareket etmek istekleri dışında büyük bir problemleri yok. O da çevre, arkadaşlık, ilişkilerde zaman zaman küçük yanlış anlaşılmalara maruz kalabilir. Kalabilir. Ama tatlı sorunlar bunlar. Bu kadarla da kalması iyi bence. Üzülme Gıducuğum. Peki yengeç? Sevgili yengeç burçları. Jüpiter var aslında onlarda. Çektiler ama... Aslında toparladıkları bir döneme girdiler. Ama tabii ki su grubundaki son yılın son Merkür gerilemesinde onlar da üstlerine düşen sıkıntılar yaşayacaklar. Ne? Para ve ilişkiler. Ben bir ortaklığa başladım. Ama en önemli başladım. Şey zaten evet. Yani. Bir geriye sağlık kaldı. Neyse sağlık İşte sağlıkta yani. Sorun yok. Ama en önemli şey de o değil midir? Doğru. Sağlık. Doğru. Sağlık olsun. Gerisi dünya şey benim olsun. Mı sağlığım mı olmasın? Sağlığım olsun. Sağlığım olsun. Dünya sonra benim olur. Tabii ben elde olur. Ederim. Aynen. Mantığını en azından böbrek ağrısıyla ben öğrendim. Değil mi ya? O yüzden de şimdi söyleyeceğim şey yengeç burçları için ortaklı bir projeye başladıysanız Haziran aylarında bir ortağınız varsa, ticaret yapıyorsanız ya da eşiniz yeni bir işe başladıysa ve yükseleni yengeçse ya da haritasında yengeçler baskınsa sizin için önemli bir dönem başladı. Bu dönemde para ilişkilerine dikkat edin. Özellikle borç vermeyin. Kredi çekerken çok dikkatli yengeçler, olun. Yengeçler, evet. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeçler. Parayla ilgili dikkatli oluyorsunuz. Fakat ama geldiğinizde gönül ilişkilerine, görüşlerinde de somuta bağlamak istiyorsunuz. Nedir? Birlikteyim, evlenmek istiyorum diye tutturabilirsiniz. Ya da işte bu ilişkiyi artık netleştirmek istiyorum diye tutturabilirsiniz. Yengeçler bu dönemde hayatlarındaki şeylerini, beklentilerini net bir şekilde görmek ve yaşamak istiyorlar. O yüzden bir yengeçle birlikteyseniz, bu dönemde onun geleceğe dair ikna edici laflar edin derim. Hadi bakalım. Güzel.
Çünkü geçin. Yengeç burçları somut şeylerle test ediliyor. Ve sevgili aslan burçları. Aslanlar. Aslanlar yılın ilk yarısına kadar duygusal olarak farkındalıklar yaşayarak geçti. Duygusal iniş çıkışlar yaşadı. Hatta ben aslan burcuyum, yükselenim aslan. Bu dönem kişisel kitap çok okudum. Ondan sonra farkındalığımı artırdım. Kendime çok yatırım yaptım diyen aslanlar olabilir. Çünkü aslan burçları için kendileri çok değişti. Ben değiştim. Hayatım değişti. Bakış açım değişti. Hayatımdaki arabam, evim, ilişkim, her şeyim aynı olabilir ama ben değiştim dediği bir yıldan geçti. Hmm. Bir de şunu parantez içinde anlatmak istiyorum. 2013 hepimize çok şey kattı. Ve katarak da gidiyor. Bitmiyor ve devam ne diyecek? Somuta bağlayacak. Hiç küslükler, dargınlıklar, problemler, ah benim bu işim ne olur diye hiç kimse elinde boş dönmeyecek. Yani 2013'ü bitirdiğimiz gün diyeceğiz ki çok şey öğrendik. İnsan ilişkilerinden de çok şey öğrendik, iletişimden de çok şey öğrendik. Neyi ne kadar uzatacağımızı da öğrendik diyeceğiz. Ve gücümüzü de öğreneceğiz. Bir de kişisel olarak, bireysel olarak gücümüzü de öğreneceğiz. O yüzden 2013'ün aslında sonuç yılı olduğunu hep söylerim. Burada da söylemeden geçmeyeyim dedim. Süper. Ve sevgili aslan burçları için dediğim gibi aslında iki ilişkilerin ve birlikteliklerin baskın olduğu bir dönemden geçiyor. Yani biraz gönlünü dinliyor. O yüzden bir aslan burcuyla evliyseniz ve aslan burcuyla birlikteyseniz üstüne gitmeyin derim. Çünkü Merkür gerilemesinde evden ayrılma kararı bile alabilir. Biraz kendi başına kalmak bile isteyebilir. O yüzden bu bireysel kararları almak isteyen yükseleni ya da güneş burcu aslan olanların çok üstüne gitmemekte özellikle Ekim-Kasım aylarında fayda var derim. Hayırlısı. Ve sevgili Başak Burçları. Başak Burçları zaten yılın başında büyük sınavlar verdiler. Hem iletişim olarak, hem birliktelik olarak, hem ilişki olarak büyük sınavlar verdiler. Ama yılın son dolunayı, Eylül'de bir dolunay yaşandı ve Başak Burcu'nun evinde yaşandı ve çok da ciddi anlamda etkiledi. Güneş de Başak'taydı. Hem Eylül'de Başak Burcu'na torpil yaptı, hem de Başak Burcu'nu üzdü ve gözyaşına boğdu. Hmm. Her anlamda, sağlık olabilir, ilişki olabilir. Baktığınızda Başak Burcu'yum, Eylül ayında gözyaşı dökmedim, üzülmedim diyen var mı? Yalan. Zannetmiyorum. Hırpalanmış mıdır? Ailevi konular bile olabilir, hırpalanmıştır. Ama şimdi ne var? Merkür gerilemesi, yani yönetici burcu gerilemeye başlıyor. Özellikle para sorunlarımı Merkür bana yardımcı oluyor diyen birçok Başak tanıyorum. O yüzden de Merkür gerilemesinde Başaklar para kaybetmeyecek. Birçok sözleşmeye ve anlaşmaya, hatta yeni pozisyonlara aday olacaklar. Kendilerini geliştirecekler ama 2013 yılında hayatları en çok değişen ikinci burç olarak da yılı bitirecekler diyebilirim. Onu da çok net söylerim. Teraziler geçtiğimiz yıllarda Satürn'le ilgili sınavlar verdi. Şimdi sıra Akrep'te ve Türkiye'de. Dolayısıyla 2014'ün sonuna kadar da Akrep Satürn'le mücadelesinde bir öğretmen edası Satürn Akrep'i terbiye ediyor ve terazi sınavını verdiği için aslında çok da mutlu. Ama bu dolunaydan etkileneceği için biraz daha dikkatli olmasına fayda var. Dediğim gibi para ve ilişkilerde. Ama sıkıntılı burç söyleyin bana diye soracak olursanız Akrep derim. Teraziyi akrep bitirdik, Akrep'e mi geçtik? Evet. Terazilerin sonu dediğim gibi Satürn'den sınavlarını verdiler. Ve 2,5 yıl, yani 2012-2013 yılın başına kadar disiplinli olmayı öğrendiler. Paralarını düzenli harcamayı, hayatla ilgili düzen kurmayı öğrendiler. Bu teraziydi, şimdi Akrep'e geçtik. Ekranımızda döndü. Şimdi karıştırmasınlar. Akrepler için zaten hani ben bu burcu atlamak isteyen astrolog olarak... Dönem sizin döneminiz. Özellikle 2012'nin Ekim ayından bu yana size hazır olun. Şöyle çile çekeceksiniz, böyle sıkıntınız olacak, şöyle mücadeleniz olacak dedik. Türkiye'yi de çok etkileyecek dedik. Biliyorsunuz ki Ekim 2012'den bu yana çok da şey yaşadık. 2014'ün sonuna kadar devam ediyoruz. Ama en önemli aylara geldik. Hem Satürn gerilemesi, hem Merkür gerilemesi, hem Güneş tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Dönüm noktasından geçiyorsunuz. Evim mi var? Satacağım. Aa, taşınacağım. Şehir değiştireceğim. Ülke değiştireceğim. Kafa yapım değişti diyorsanız Kasım ayına getirmeyin bunları diye sıkı sıkı tembih ederim. O yüzden tavsiyem çok olur bugün. Ekim ayında bütün her şeyin bitesinde. Kasım ayına dikkat ya. Kasım ayına evet. Genel olarak çünkü Türkiye'nin haritasını çok ciddi anlamda etkiliyor. Beşinci evini etkiliyor Türkiye'nin. Türkiye'nin beşinci evi gençlerle dolu biliyorsunuz. Biz genç bir ülkeyiz. Hepimizi kapsıyor aslında baktığınızda. Ve yeni güncel sanat, tiyatro, televizyon, radyo, sanatçıları, bankacıları, kurumsal markaları, yurt dışı yatırımları, ekonomiyi çok ciddi anlamda etkiliyor mu? Etkiliyor. Öğreneceğiz ama. Kaybetmemeyi öğreneceğiz. Açığımız nerede? Hani
evin penceresini açık bırakırsın da bir yerden yağmur dolar ya, öyle bir Kasım ayı bekliyor bizi. Kim hangi yerde açık bırakıyorsa bunu öğrenecek. Ve sevgili yaylar, yaylar için ikili ilişkiler, evlilikler, birliktelikler için sağlıklı ve iyi bir döneme girdiler. Yani baktığınızda bu karışıklığa kim düşmüyor? Yaylar.